Şahin. Bir sıcak gündemle yine canlı yayında karşınızdayım. Birkaç gün ara vermiştik maalesef. Tabii gazetenin durumuyla TV şeyleri tam çakışmadığı için ara vermek zorunda kaldık. Yeniden karşınızdayım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum sizlerden. YouTube üzerinden lütfen abone olursanız izlenme şeyiniz, kaliteniz daha da artacaktır. Daha da güzel yayınlar, programlar seyredebilirsiniz. Evet, bugün maddelerimiz yine fazla gündem maddelerimiz. İlk olarak bir tarihi ayıpla ilgili bir haberimiz var. Arka fonda da görüyorsunuzdur. Tarihi eseri betonla hapsettik adeta. Maalesef üzücü bir olay bu bence. Kültür varlıklarımıza sahip olamadığımızın bir fotoğrafıdır bu. İzzet Paysal Caddesi üzerinde yer alan bir camimiz var biliyorsunuz, Asaettin Camii'nin. Hemen arkasında bir haçla ilgili bir büro var, Kur'an kursu da var orada. Fakat orada bulunan bir mermerden yapıldığını tahmin ettiğimiz, Roma dönemine ait olduğunu tahmin ettiğimiz bir sütun var orada. Üzerinde o döneme ait yazılar da bulunuyor. Biz buna sahip çıkmamışız. Ne yapmışız biliyor musunuz? Yanına, sağına, soluna beton atıp, üstüne de beton atıp, demir korkuluk yaparak maalesef bu tarihi eseri bu şekilde hapsetmişiz. Ben özellikle Kültür Turizm İl Müdürlüğü yetkililerinden rica ediyorum. Gelip bu bölgede bir araştırma yapsınlar. O tarihi eserin nasıl hapsedildiğini görsünler diyorum. Kültür varlıklara verdiğimiz değer de bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Evet, dediğim tam şey Kur'an kursu avlusunun duvarın altında kalan taş blok kısmında bu yer, sütun. Vallahi Bolu turizmine bence hiç yakışmadı. Bolu kültür varlıklarını korumasına hiç yakışmadı. Yarın ilk olarak bu saatten sonra kimse gitmez biliyorum, tahmin ediyorum ama yarın ilk olarak mutlaka bu layıtın şeyin sütunun olduğu yerde bir inceleme başlatılmasını, o duvarı kim ördüyse onun ortaya çıkartılmasını rica ediyorum. Sayın Valimiz, sizden de rica ediyorum. Bolu biliyorsunuz kültür tabiat varlıklarıyla zengin bir yer. Yani Roma dönemine ait eserlerin çok çıktığını biliyoruz. Hatta müzemizde de sergileniyor bunlar. Buna da sahip çıkılmasını istiyorum. Evet, biliyorsunuz 2-3 gündür şehrimizi yağmur ve soğuk etkisi altına aldı. Bu yağmurlar cuma gününe kadar devam edecek. Maalesef geceleri de üşüyeceğiz. Kombileri bir ara söndürmüştük, yeniden yakmaya başladık. Özellikle geceleri bayağı bir soğuk oluyor. Edindiğimiz bilgilere göre 5 ile 7 derece dolayında cuma gününden sonra artış gözlenmeye başlıyor. Yani cuma günü, salı günü, 8 Haziran salı günü hava sıcaklığı 30 dereceye kadar gününden itibaren sıcaklıklar artacak ama esas cuma günü son buluyor yağmurlar. Bu yağmurlardan sonra sıcaklar geliyor. Aman diyorum, şemsiyesiz çıkmayın. Yani kıyafetinize de dikkat edin. Lütfen kısa kollu giyinmeyin. Üşütmeyin. Biliyorsunuz koronavirüsü zaten başımızda bir dert, bir bela. Yağmurlardan da etkilenip iyice hasta olmayalım. Evet, yine bir üzücü bir olayımız var. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl meydana gelen olaylar olmuştu. Yine Borazanlar Mahallesi'nde kediler öldürülmüş, zehirli kedi mamaları verilmiş, öldürülmüştü. Yine kalıcı konutlar tarafında yine birkaç kedinin patileri kesilmişti ve öldürülmüştü. Bununla ilgili yeni bir vaka daha çıktı ortaya. Nerede diyeceksiniz? Kılıç Arslan Mahallesi'nde bir parkta patileri ve kuyruğu kesik ölü bir kedi bulundu. Yani bunu kim yapıyorsa, kim yaptırıyorsa Allah'ından bulsun. Ne diyeyim yani, bu hayvanlar kendi kendilerine ölmüyorlar herhalde buralarda. Daha önceden de yapılan bir araştırmada, Asayiş Şubesi'nin yaptığı araştırmada bir köpeğin bu olaya neden olduğu söylenmişti. Görüntüler de ortaya çıkmıştı. Yine aynı vaka mı, aynı köpek midir bilemiyorum ama yazıktır, günahtır bu sokak hayvanlarımıza, sokak kedilerimize böylece canice şeyler yapılmasını ben nefret takınıyorum. Sayın Belediye Başkan Yardımcımız Rasim Özdemir de konuya duyarlı.
Eğer diyor faillerini bulursak diyor böyle bir şey varsa diyor en üst düzeyden cezalandırılacaktır diye bir açıklaması var. Sokak kedilerine sahip olmamız konusunda ihbarları da beklediğini kendisi bizlere de iletti. Bu tür olaylara lütfen mail vermeyelim. Verenleri varsa görüntüleyelim, yani tespit edip hem polise hem belediyeye mutlaka bildirelim diyorum. Bu da bir insanlık görevidir. Yani bunun adı bir vahşettir. Ben bu vahşete karşıyım. Evet, 2019 yılında Bolu'daki kaza bilançoları açıklandı TÜİK tarafından. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Bolu ile ilgili çalışmasını tamamladı. Verileri de açıkladı. 2019 yılında ne olmuş diyeceğiz. Türkiye geneline bakacağız önce. Türkiye'de 4639 kaza meydana gelmiş. Büyük rakam gerçekten. Bu kazalarda 49 kişi hayatını kaybederken 1568 kişi de yaralanmış. Yani savaşta vermediğimizi trafik kazasında veriyoruz gerçekten. Çok kötü rakamlar. Evet, Bolu'ya gelelim. Bolu'da 2019 yılında 4633 trafik kazası meydana geldi dedik. Evet, aynı yıl içerisinde Bolu'da 845 ölümlü yaralamalı trafik kazasına meydana gelmiş. 49 vatandaş da hayatını kaybetmiş. Trafik çok önemli gerçekten. Gerçi bu koronavirüsten dolayı 2020 yılında ölüm olan kaza olanları düşmüş olabilir. Çünkü sokağa çıkma yasağı da var. Birçok insan seyahat edemiyor, seyahat kısıtlaması var. Bu yıl rakamlar düşecektir ama trafikte verdiğimiz can kaybı gerçekten çok fazla. Bu neden oluyor? Kurallara uymamaktan oluyor tabii ki. Emniyet kemeri takmamaktan oluyor. Kırmızı ışıkta geçmek oluyor. Aşırı hız oluyor. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. İnsan hayatı gerçekten çok önemlidir. Herkes birbirine saygılı olursa, trafik kurallarına uyulursa ben bu kazaların oranların düşeceğini tahmin ediyorum. Evet, Bulut Altundal arkadaşımızın bir haberi var. Onu paylaşmak istiyorum, izletmek istiyorum. Bir tür restoran hizmeti açıldı. Daha önceden İdris Restoran olarak biliniyordu. Biliyorsun Köroğlu Otel'in altındaydı bu restoran. Burası yıkılınca yeni yerine geçti. Belediye binasının hemen yan kısmında faaliyetine başladı. Bulut Altundal arkadaşımız işletme sahibi Nuri Ayhan'la güzel bir sohbeti var. Şimdi onu bir izleyelim. Koronavirüsün ülkemizdeki seyrinin yavaşlaması ve kontrol altına alınmasıyla birlikte normalleşme adımları da bir bir devreye sokulmaya başlandı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde Haziran ayı normalleşme takvimi açıklandı. Yine bu kapsamda kafeler, restoranlar, kıraathaneler, kahvehanelerin koronavirüs tedbirlerine uymaları şartıyla açılmalarına karar verildi. İlimizde de bugün itibariyle restoranlar, kafeler tekrardan hizmet vermeye başladı. Bu konuyla alakalı bilgi almak için ilimizin en eski restoranlarından olan Bir Tür Restoran'ın işletme sahibi Nuri Ayhan Bey ile konuşacağız. Evet Nuri Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin de söylediğiniz gibi de işte bu koronavirüs pandemi sürecinde 75 gündür kapalıydık biz de. Yani işte Cumhurbaşkanı'nın genelgesiyle 1 Haziran'da lokantalar, restoranlar açılabilir ibaresi yer aldıktan sonra biz hazırlıklarımızı yapıp bugün itibariyle servise başladık. Tabii bu süreç içinde işte müşterilerimizi nasıl karşılıyoruz sorusu olacaktır muhakkak. İşte biz elimizde ateş ölçerimizde müşterilerimizi önce bir girmeden önce ateşlerini ölçüyoruz. Daha sonra dezenfektelerimiz var gördüğünüz gibi. Bunun haricinde sosyal mesafeyi korumak için yapmış olduğumuz hazırlıklar, işte masaları, 6 kişilik masamızı 4'e düşürdük, işte 4 kişilik 2 kişiye düşürdük. Bunun haricinde tek kullanımlık, işte çatal, bıçak, onlar poşete girmiş vaziyette. Ekmekler öyle tek kullanımlık, sularımız öyle, peçetelerimiz yine öyle, tuzluk, biberlik, karabiberlik. Bunların hepsi tek kullanımlık olmak için müşterilerimizin tabii bu salgın nedeniyle aradaki sosyal mesafeyi de koruyarak hizmetimizi sürdürüyoruz. Ya bunun haricinde bizim yine tuvaletlerimizde dezenfektanlarımız, masalarımızda dezenfektanlarımız, kolonyalarımız hepsi mevcut. Yani bizim de kendimizde sosyal mesafeyi korumak amacıyla
bu şekilde önlemlerimizi aldık. Herkes de gönül rahatlığıyla gelip yemeklerini yiyebilirler. Genelde müşterilerimiz personel, belediye personeli, işte banka müşterilerimiz, banka personelimiz burada gelip kendileri yemekleri sosyal mesafeyi korarak kendileri alabiliyorlar. Biz kendimiz de ayrıca alıp serviste yardımcı oluyoruz kendilerine, personelimiz. Yani bu süreç içinde tabii hep beraber atlatacağız işte. Hatta bu süreç içinde de rahmetli olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabırlar diliyoruz. Yaklaşık 2,5 aydır kapalıydınız. Yani bu süreç içerisinde ne gibi zorluklar yaşadınız? Neler düşünüyorsunuz? Ya bu süreç içinde tabii zorluklar oldu. Tabii çalışmayınca, gelir olmayınca giderlerimiz tabii burada her geçen gün. Tabii bu arada esnafımız da hakeza bizim gibi işte gelir olmayınca giderler birbirini karşılamadı. Tabii bu arada kredi çektik biz de herkes gibi. İşte esnaf kredisi çektik. Onunla idare ettik. İşte borçlarımızı öteledik, erteledik. Şimdi açıp yeniden tekrar bu süreçte işte personelimizle birlikte tabii onlar da bu arada mağdur oldular. Kısa çalışmadan faydalandılar. Onlar da işte. İnşallah bundan sonra işte her şey yoluna girer. Eskisi sağlıklı günlerimize döneriz diye temenni ediyoruz. İnşallah bir an önce de sağlıklı günleri yaşarız. Huzurlu günler hep beraber eskiye döneriz. Peki. Teşekkür ediyoruz. Nuri Ayhan Bey'den bilgiler aldık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bütün esnafımıza da hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Normalleşme sürecinin umarım tekrardan eski günlerine dönerek kazançlarını yine artırarak devam ettirirler. Evet, Bulut arkadaşımızın yaptığı röportajı dinledik, izledik. Evet, Türkiye genelini ilgilendiren yine bir madde var. 81 il valiliklerine gönderildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı bu madde. Şöyle, kamuda çalışan hamile kadınların izinleriyle ilgili bir açıklama gönderildi. Bolu Valiliğine de geldi tabii ki bu. Şöyle deniyor, kamu kurumlarında görev yapan hamile personel gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılacaklar deniyor. Evet, bu da kamuda çalışan hamile personelle ilgili bir maddeydi. Güzel de olmuş. Şöyle deniyor, izinden sonra da şunu açıklamış Sağlık Bakanlığı. Kamudaki çalışmalardaki sağlık hijyen kurallarını da açıklamış. Şöyle demiş, ofisler ve toplantı odaları ile tuvaletler, asansör, merdiven trabzanları, kapı kolları ve elle sık temas edilen çalışma ortamındaki ekranlı araçlar ile bilgisayarlar, klavyeler, mouse ve telefon gibi ekipmanların mutlaka dezenfekte edilmesi gerektiğinde sıralamış, bu kurallara uyulması gerektiğini talimatla da belirlemiş. Ben de evet, sadece ofiste kamu kurumlarında değil, bunların her yerde, hemen hemen her yerde, evimizde dahil bu hijyen kurallarına uymamız gerektiğini söylüyorum. Bunu da her seferinde anlatacağız, yine devam edeceğiz. Evet, şimdi bugün ben caddedeydim. Caddeydim şimdi şöyle bir öğle saatlerinde. Bakalım neler oluyor diye. Hatta fotoğrafladım da. Gerçekten şok içerisindeyim. Yani biz normalleştikçe çoğalıyoruz. Aslında azalmamız gerekir. Tamam, normalleştiriliyoruz. Yani eskiye dönmeye çalışıyoruz ama bir taraftan da biz bu kurallara uymuyoruz. Bugün caddeyin ana baba günüydü. Gerçekten ana baba günüydü. Yani hani iğne atsan yere düşer ama o kadar değildi ama yine kalabalıktık. Sosyal mesafe gençlerde hiç yok. Hiç yok. Yani 5-6 tane genç bir araya gelmiş. Omuz omuzuna, kol kola, yan yana şakalaşmalar, işte gülüşmeler. Yan yana gidiyorlar maalesef. Yani bir şey de diyemiyorsun. Bunlar gençlere fazla yüklenmek de olmuyor. Şuna ben dikkat çektim. 0-18'e düşürüldü ya, yani kısıtlamalar 0-18'e getirildi. 20'den 2 yaş daha düşürüldü.
Ama gençlerin de dikkat etmesi gerektiğini söylüyorum. Mesela birkaç lokanta gördüm. Kafelerde görmedim. Kafelerde dolaştım. Kafelerde görmedim. Ama lokantalarda da gerçekten sosyal mesafe diye bir şey yok. Hani ikişerli oturacaktık. Hani çapraz oturacaktık. İşte bir masada dört kişi olmayacaktı. Şimdi bir bakıyorum bir masada üç kişi dip dibi. Hemen yan masa, hemen yanındaki bir başka vatandaş yemek yiyorlar. Hani bence hoş bir manzara değil. Biz tamam normalleştikçe çoğalıyoruz ama kurallara da uymuyoruz. Bence daha dikkatli olmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet, diğer bir haberimiz, terhis olan askerlerimiz evlerine gitmeye başladılar. Biliyorsunuz Milli Savunma Bakanlığı'nın aldığı bir karar doğrultusunda bir ay ertelediği terhisler bugün itibariyle başladı. Biliyorsunuz kalabalık askerin olduğu yerlerden biri de Bolu. Burada komando Tugay'ımız var. Tugay'ımızda binlerce Mehmetçiğimiz vatana görevini yapıyor. Sadece Bolu'da yapmıyorlar. Doğu illerine, sınır bölgelerine de biliyorsunuz bizim komando birliklerimiz gidiyor. Orada da vatana görevlerini yapıyorlar. Terörist gruplarla mücadele ediyorlar. Şehitler de veriyoruz. Allah rahmet eylesin. Onları gazilerimize de sağlık şifa diliyorum. Bir aydır ana ocağını bekliyorlardı bu Mehmetçiklerimiz. Bugün itibaren onlar da anaların ana kuzuları, onlar da annelerin, babaların, ailelerin yanlarına dönmeye başladılar. Ama şöyle diyor ve bunlar da tedbir altında tabii ki sosyal mesafeyi dikkat etmeleri gerekiyorlar. Ailelerin karşılamamaları isteniyor. Yani askerler de normalde tek tek sanılıyor. Ama olsun, bunlara da vatanı görevleri yapmaklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Evet, spor haberimiz var, spor gündemimiz var. Volkan Yılmaz arkadaşımız bizleri bekliyor. Volkan merhaba. Şahin. Duyuyor musun beni Volkan? Evet, siz beni duyabiliyor musunuz? Sesin geliyor Volkan. Evet, aktaracakları neler? Onları bir alalım. Tabii ki hemen öncelikle şunu hatırlatalım. Biliyorsunuz ligler, Süper Lig 12 Haziran, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Ligi 19 Haziran ve diğer ligler 18 Temmuz'da başlayacak. Liglerin başlamasına kısa bir süre kala Türkiye Futbol Federasyonu bazı talimatlar yayınladı. Bu talimatlardan birkaçını ben kısaca açıklayacağım. Öncelikle maçlardan önce maçlardan iki gün önce test yapılacak. Tüm futbolculara, teknik ekibe, destek ekiplerine, maç operasyonu içerisinde çalışacak tüm görevlilere her müsabakadan iki gün önce Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda, Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda COVID ve antikor testi uygulanacak. Ayrıca maç gününde ateşi 37.8 olanlar stadyuma alınmayacak. Bu talimatla ilgili de şunları söyleyebiliriz. Futbolcular ve teknik adamlarla yedek kulübesinde bulunacak kişilerin stadyuma girişlerinde ev sahibi kulüpler tarafından belirlenen sağlık görevlileri aracılığıyla her iki kulübün takım doktorlarının da Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Tedbirleri Kontrolörü'nün nezaretinde kulak yolundan tek kullanımlık uç aracılığıyla ateş ölçümü yapılacak ve dediğim gibi 37.8'in üzerinde ateşi olanlar kesinlikle stadyuma alınmayacak. Şunu da belirtelim, basın mensupları da aynı şekilde teste girecek. Her maçtan önce basın mensupları her maçtan iki gün önce Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin kontrolü ve görev yaptıkları medya kuruluş tarafından Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda COVID testine girecek. Ona göre karşılaşmalara girebilecekler. Ayrıca şunu da belirtelim, her karşılaşmada 10 tane basın mensubu yer alabilecek. Korona tedbirleri dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uyulması için böyle bir karar alındı. Bolu Spor'a dönecek olursak, Bolu Spor 19 Haziran'da başlayacak olan liglerin hazırlıklarına devam ediyor. Her gün çift antrenman yapıyor kırmızı beyazlar. Bugün de yine sabah saatlerinde bir antrenman gerçekleştirdiler. Akşam saatlerinde birazdan da tekrar antrenmana başlayacaklar. Kırmızı beyazlar da şu an Raydel Pupo'nun dışında herhangi bir eksik oyuncu bulunmuyor. Tam kadro antrenmanlarına devam ediyorlar.
Ve son olarak da şunu belirtelim. Boluspor biliyorsunuz daha önce 2 defa korona testine girmişti ve hiçbir oyuncuda ne pozitif bir sonuç çıkmamıştı. Son olarak geçtiğimiz günlerde tekrar teste girdi Kırmızı Beyazlar ve yine sevindirici bir sonuçla karşılaştık. Kırmızı Beyazlar'da herhangi bir pozitif vaka oldu, pozitif bir vaka çıkmadı. Bunu da kulübün resmi internet sitesinden paylaşıldı. Bunu da belirtelim. Spora dair gelişmelerden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim Volkan verdiğim bilgiler için. Evet, güzel müjdeli bir haber geldi Boluspor'dan. Koronavirüs testinden geçmişler sporcularımız. Hiçbirinde pozitif yok, hepsi negatif. Çok güzel bir haber. Birkaç şey okumak istiyorum şuradan. Bir izleyicimiz, Mustafa Akgün isimli izleyicimiz. Yazıklar olsun bu işleri yapanlara, yazık günah. Hangi haber için dediğini anlayamadım bu. Roma dönemine ait tarihselle ilgili mi yoksa kedilerle mi ilgili, kedi vakasıyla ilgili mi onu anlayamadım. Olsun, yine de tepkisini göstermiş. Bir diğer yorumumuz Tahsin Mert Karagöz, belediye meclis üyemiz, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler Sayın Karagöz. Bizleri de izlediniz, buradan belli oluyor. Çok mersi. Evet, Muhsin Fidan adlı izleyicimiz, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar, kolay gelsin, yolunuz açık olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah yolumuzda, bahtımızda açık olur. Evet, şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Sağlıklı kalın, evde kalın diyoruz. Hoşça kalın.